Selam millet. Oturuyoruz Game Controller'la birlikte. Bugün yeni bir oyun oynayacağız. Uzun süreden beri mesajlarından takip ettiğim kadarıyla bu oyunu isteyen arkadaşlarımız vardı. Bir türlü fırsat bulup yayınlayamadım ama oyunumuz hazır. İşte ilk bölümüyle karşınızda Man of Medan. Biraz korkalım, biraz gerilelim istedik. Bakalım... Bu oyunda neler olacak? Until Dawn'dan da hatırladığımız serinin bir başka türü. Üç aşağı beş yukarı mantık ya da işleyişi aynı diyebiliriz. Yani kelebek etkisine benzer bir modelleme olabilir. Bakalım ne olacak? Evet, ekran, yükleme ekranındayız. Massive game. Evet. Kısa bir ilk bölüm oynayacağız. Burada bir tecrübe edeceksiniz böylece. Ben de tecrübe etmiş olacağım tabii ki. Alacağımız beğenilere göre de oyunun sürekliliğini, devamlılığını da sağlayacağım. Yani arayı çok uzun tutmayacağım. Evet, ayarlara gidiyorum. Ne kötü bir haberim var tabii PlayStation 4 için. Stream'de belki duyduğum kadarıyla farklı seslendirme ve altyazım maalesef Türkçe yok. Bu arada müziği kapattığıma emin olmak istedim. Size de diğer seçenekleri sunalım. Arkadaşlar, tek başımıza oynayacağız tabii ki. Partner ya da partnerlerle birlikte de oynayabiliyoruz bu oyunu. Evet, yeni hikayedeyiz. Çin marketi, Çin Güney Denizi diye görünüyor. Evet, başladık. Heyecanlı. İlk bölümümüze. Evet. Bakalım yeterince korkacağız mı? Evet. Güney Çin Denizi'ndeyiz. Gemi var. Limandayız. Limanda bir yükleme var. Ceylanize var. Gemi sanki askeri gemi değil, yani bir fırkateyn falan değil, yani sivil gibi geldi bana. Yukarıda bir yazı var. Genel alarm duyduğunuz zaman diyor, bulunduğunuz istasyona gidin. Siren alarm mesela gibi uyarı, ikaz olduğunda bulunduğunuz istasyona ya da merkeze girmemizi istiyor. Cenazeleri kargoda özel bir bölüme yerleştirdik ya. 5 tane miydi? 5 tane asker cenazesi var. Neden peki sivil bir gemiyle? Evet, işte şimdi geldik Çin marketi dediği Çin pazarı. Susamışız belli. Evet, artık diyor gemiye binme vakti geldi. Orada asker yanılmıyorsam. Gel bak, ne var orada? Charlie, küçük bir işim var, onu halletmek istiyorum diyor. Hadi bakalım, hallet bakalım. Dövüşebilir misin diyor. Bak, küçük hanım. Çeyreklik istedi bizden. Ne yapacaksın? Evet. Geleceğiyle ilgili bilgi edinmek istiyor. Fal olaylara. Evet, liman marketi Vanchuria. Joe gitti. Soru soruyoruz. Gelecekle ilgili zengin mi olacağız yoksa çocuğumuzla ilgili bir şeyler söyledik. Ne olacak diyor işte. Çocuğun ne olacak, neler yapacak, büyüyecek mi, iş sahibi olacak mı, onu neler bekliyor diyor. Bakalım falcı ne diyecek. Falcı da enteresan yani. Bambu, dragon, ejderha, korku oynayanlar. Bambu ne yani? Pandayla mandayla ilgili lafsa gerek. Biz en iyisi ejderha diyoruz. Mantıklı. Korku oynuyoruz. Bambu ne yani?
diyor. Bakalım ne göreceğiz. Alıyoruz taşı reykiyle. Vesaire çeviriyoruz. Balığı. Balığa benziyor diyor. Benzemiyor. Bilakis balık. Ne oldu? Bu benim geleceğimmiş. Senin geleceğin diyor. Bir tür fırtına geliyor. Bir tür mistik bir fırtına. Her şeyi yok edebilir. Ölüm ve yok olur. Peşini bırak. Peşinde diyor. Ölüm mü? Bekle. Bir dakika, ne diyorsun? Ne demek istiyorsun? Bu ne anlama geliyor? Cihanın cehennemi. İşte Joey bizmişiz. Burada Sympathy. Gizli şeyler. İleride gizli şeyler olacağız demek. Nasıl bir tepiz? Kendini beğenmiş. Selfish. Tamam. Şekil deriyor. Bir de ben göstereyim sana. Emin misin? Belki arkadaşın senden daha iyidir. Tabii canım. Sen çeki bakayım Charlie'yi. Bu işi Joey'ye bırak. Ver şu paraları. Çatır bakayım şunu. Yani abişiz. Güzel budur. Fena değil. Fena gitmiyoruz. Hop. Tahta da mı? Yuvarlak, bak sen. Ama gerçekten düşkün biliyor musun? Bilmiyorum, deniyoruz işte. Yuvarlak, aman. Yakalım. Hadi be, ıskaladın mı? Yapma be. Senin için ön bitti diyor ya. Hadi bakalım, iyi günler dedim. Gün bitmiş zaten, ne iyi gün. Gece olmuş. En iyisi mi diyor, gemiye girilen. Hadi bakalım. Bir soru daha sorsaydık diyor. Gerek yok diyor, yeterince. Falcı amcaya soru sorduk. Evet, sivil bir gemi. Doğru tahmin etmiş. Yani öyle tahmine gerek yok, görünmüyor. İkinci kargoyu gönderiyoruz. Hadi bakalım. İkinci kargo derken? Paletin üstünde. Ölüm işareti mi var? Evet. Toksik bir şey mi acaba? Zehirli, toksik. Tehlikeli sonuçta. Tehlike işareti. Ama nasıl bir tehlike? Götürüyor. Bu kimin yeri? Ordusuna ait numaralamayı yapmışlar. 3 tane var. Yani şuradan da açabilirsin diyor ama sonuçta hepsi öldürücü. Ölüm tehlikesi. Olay bu. Hadi bakalım, geldik. Benim diyor 50 santim nerede? 50 kuruş. 50 kuruş ya. Bırak bu işleri de. Hadi adamım, ver şunu. Bas git buradan arkadaş diyor. Hiç kimse bana bu kim ya? Ağzını açacaktı. Evet, sağlık problemi. Burada diyor sarhoşlara yere konulmaz. Tamam, anlaşıldı ki başlıyor. Bu ikisini diyor gereğini yapalım. Hadi bakalım, yapma gereği. Yes, tabii. Askeri mahkeme olmasa da denizde durum farklı. Direkt orada sizi yargılayamıyor. Deniz hukuku çok daha farklı. Ve çok daha hızlı işliyor. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Yıldırımı gösterdiğinde anlamıştım. Hop.
Bingo'ya. Bu kadar olur. Çok güzel. Hep böyle bir şeydi. Evet, doğru tahmin etmişiz. Toksiklik bir şey. Toksik bir madde. Zehirli. Yine gaza dönüştü suyla birleşince. 4 tane varmış bu arada tutum. Gaz tabutlara yöneldi. Güzel. Zombi etkisi mi acaba? Ha, bizi gözümüzden öpmüşlerdi doğru. Bunlar kim? Bunu biliyor musun? Sevimli çocuk. Doktor. Bir problemimiz var doktor. Civan'a. Doktor nerede? Bunlar kim ya? Çocuğun resmini niye gösteriyorlar? Kaç tane doktor var orada? Herkes doktor. İlk yardım çantasına benzer bir şey. Malzemesi duvarda asılı. Evet. Hemen bir işliyoruz. Şey iki yapalım. Çok yakında küçüğüm, şekerim, yumuşum, çocuğu için söylüyordu. Neyse, şurada bir x daha yapıyoruz. Hop, aç şey iki. Halde, burada neyin nesi böyle? Aa bak, paraları bu çıktı, paraları bu almış. 50 sen için kavga ettirdim, bak başımıza neler geldi sende. 3 tane 50'lik varmış, 2 tane de çeyreklik. Anahtarı da böyle yakından neyini inceliyorsa özel bir anahtar. Bir daha bakalım şunun cesedine. Doktor. Neydin abi sen? Neyse. Başka bir yerinde yara falan da yok. Sen yat dinlen, keyfine bak. Akşam nöbet seni yormuştur, uykusuzluk falan. Adamı içeri kilit demişler arkadaş. Anahtarı da yutmuş herhalde. Enteresan. Asma kilit de içeriden. Neyse, şuradan devam ediyoruz. Boruları takip et. Evet, enteresan. Çaldı. Nasıl geçiyor vaktini? Nasıl geçiyor kardeşim? Bunu dışarıdan kilitlemişler. O zaman bu daha tehlikeli. Silah sesleri duydum. Duymak. Şu an diyor ceset buldu. Ne? Hasta mısın adam diyor. Yani benimki hastaysa sen hiç düşünmüyorum. Dedim ki içeriden kilitlenmiş, sen ise dışarıdan kilitlenmişsin Charlie. Söyleyeyim yani. Bu sesi çözemedim. Sakin oluyoruz. X'e basıyoruz ve kalp atışlarını takip ediyoruz. Ha, bana yani Antildan dışında, Antildan'da hatırlarsanız hareket ettirmiyorduk joystick. Bence o daha mantıklıydı yani bu çok. Pek sarmadım ben. Öbürü daha gerçekçiydi en azından. Neyse, daha oyunun başında işte. Bir iki. Hocam, ensesine tokat vuramadık mı ya? Bizim başyavru çıldırmış. Evet. İki. Dersen bence de Charlie. İlginç şeyler oluyor burada. O da neydi? Charlie tepki vermedi gerçi. Biz verdik. Çocuktu. Acaba şöyle bir şey mi? Yani bu toksik madde halüsinasyon gösteriyor olabilir mi? Yani bilinçaltımızda önemsediğimiz bir şeyi ya da en son yaptığımız şeyi öne çıkarıyor olabilir.
X'de keşfettik Charlie'yi. Charlie geldi, yardım et. Hadi. X diyor. Gönder, gönder. Hadi. Böyle sürpriz olur mu ya? Küfür etmeyin arkadaşlar. Hoş değil böyle küfürler. Adam orada uyuyakalmış. Ağzı açık kalmış. Oo, yalnız. Biri arkadan vurmuş. Ağzı açık kalmış. Ben çözemedim olayı yani. Değişik böyle. Neyse gemide geziyoruz. Lanet olası, bu da neymiş? Bu da kim diyor? Bu baklı adamın. Evet, aynen öyle. Felç olmuş bu adam. Bildiğin. Çok kasıntılıydı zaten. Neyse gidelim. Charlie. Acelen var. Ben de merdivenin altından böyle bir şey gelip bize kavrar mı? Aşağıdan gaz çıkıyor bu arada. Devre basarak hızlı yürüyebiliyoruz. Ben şuradan gideyim Charlie. Sen kendine iyi bak. İyisi. Bu ikinci kapı oldu. İkinci kapıyı da açamıyoruz. Demek ki kapana sıkıştık. Bu ne demek oluyor? Tahmin ettiğim şey herhalde. Enteresan, çok enteresan şeyler oluyor. Bir adam gördüm mü? Kim gördüm mü? Neyse şey yani. İçimden bir ses, öleceğiz diyor. O gemiden kamyonla mı kaçacağız anlamadım ki. Jipe binelim, belki daha hızlı gider. Enteresan. Çocuk olayı. Arkadaşı görmüyor, bir şey görmüyor. Evet, halüsinasyon oldu, net. Charlie diyorum ki, sen önden gitsen. Sen daha güzel ölürsün be. Hadi bu sefer arkadaş attın. Bu sefer sen git öl. Yani olmaz yani. Charlie git buradan. Charlie yanında değil mi ya? Hepsi ağzı açık ölmüş kardeşim. Git hareket et. Kaçın buradan anlamında söylüyor. Bıçağı aldı Charlie, biz otomatik tüfeği aldık. Evet, hadi bakalım. Yine biz halüsinasyon görüyoruz. Charlie bir şey gördü. Acaba bu herkes halüsinasyon görüp birbirini vurup öldürmüş olabilir mi? Anlaştık da öyle oldu. Kendisi direkt gazın çıktığı odağa doğru gidiyoruz. Bu kadar hevesliyiz. Kim geldi derken? Charlie gitmiş. Hiç şey olmadı. Arkadaş ölmüş. Oo. Sen benim oğlumsun yani hayalimdeki. Evet. Kapışalım mı? Anlaştı. Onun bıçağını almışsın. Vurmuyorum ben.
Yani Çin marketinde çok iyi karate yapıyorduk dedim belki. Çocuk bir. Bir de halüsinasyon sonuçta diye düşündüm. Eğer halüsinasyon ise zaten bunun olması mümkün değil ama Charlie demek ki bizi bıçakladı ama biz Charlie'yi vurduk o zaman. Yardım istiyoruz. Kimse var mı orada? Hiç kimse sesimizi duyuyor mu? Lütfen diyor. Lokasyonunuzu bölüyor. Tespit etmemize yardımcı olun. Bildirin. Hadi ama hadi ama lanet olsun falan diyor. Daha bizim başçavuş. Şurada gitti. Bu da ne? Harbiden. Bu ne abi? İstakoz abi. Çocuk demek ki en son istakoz yemiş. Aklında o kalmış yani. Başçavuşum ne yapıyoruz? İstakoz abi. Dini ritüel objelerle falan kışkışlamaya çalışıyoruz. Bak başçavuş gibi akıllı olacaksın. Öbür tarafa şeyle gideceksin. Flikaya. Ne oldu? Ağzına çıkalar işte öyle ya. Bu arada hepsinin dişleri bembeyaz kardeşim. Aferin askerlere. Dişlerini fırçalamışlar. Yani. Günde iki kere iki dakika alayım. Oyunda müziği kapattık ama yine de ana menüde böyle bir müziğin gelesi var. Yani daha hangi müziği kapattım onu bilmiyorum. Neyse bunun üstüne kendi efendim telifi olan müziklerden birini seçip ekleyeceğiz. Saçmalıktan da kurtulacağız. Bu arada evet, bak Baltalı abi var. Umya abi var. Bu da onların menajeri herhalde. Kargalar, kargalar. Güzel. Uzun saçlı kız. Tamam mı? Bunların main menajeri belli. Daha doğru çözemedik gerçi. Neyse. Orada bunun üzerine Little Hope'un geleceğini hatırlatırım. Neyse biz bu oyuna bakalım. Puslu olayı. Menajer yolunu kaybetmiş. Ay ay. Cama yapışan çocuk olayı falan da enteresan olmuştu. Açın. Açın kapıları açın. Bu da herhalde merhaba sana da canım merhaba sen de mi analizsin nasıl konudaki o bantlardan Bez Nadar gibi duruyor evet hesap defterlerini getiriyor. Defteri, kebir, yemeye vesaire. Hadi bakalım. Bu hikayeyi işleyecek kişi bu aşk. Güzellik, kötülük, ölüm, hayat, nefret, her şeyi burada konu alacağız diyor. Buradaki her şeyi ben kaydedeceğim. Senin seçimlerini ben kayda alacağım diyor. Her bir aşamayı tek tek ele alacağız. Farklı varyasyonlara göre değerlendirilecek. Yani evet şöyle oldu. Düzenlersem yapacağımız seçimler aaa
güzel benzetme. Kelebek etkisinin daha önce de hatırlıyoruz Until Dawn'da. Bunda da bu etki pusulayla oluyor. Çok güzel bir mantık. Yani pusulanın gösterdiği yöne doğru ilerleyebilirsiniz ya da pusulanın gösterdiği yönün dışında bir yöne ilerleyebilirsiniz. Her halükarda da burada belirleyici biz oluyoruz. Kararı biz veriyoruz. Ve buna göre de yol alıyoruz. İşte bu hikaye bunu konu alıyor. Yani vereceğimiz kararlar gelecekte alacağım ya da geleceğe doğru giden yolda alacağımız kararların bileşkesi olarak tanımlanabilir. Ama pusul örneği çok güzel bir örnek. Beğendim yani. Yani kelebek etkisinden sonra pusul örneği de müthiş. Bazen pusulanın gösterdiği yöne gidersiniz. Bazen pusulanın gösterdiği yönün dışında yöne gidersiniz. Bazen ise gitmek istediğiniz yönü pusulaya sorarsınız. Bunu böyle düşünün. Evet. Parti var herhalde. Ooo yeee. Budur. Yatta parti. Hadi bakalım. Sen kimsin Şeker Begoviç? Brett'miş. Alex'in erkek arkadaşı. Şeyin kardeşi, erkek kardeşi. Evet, yatın ismi de Milano. Duke of Milano. Evet, bu da Alex işte, erkek kardeşi, abisi yani. Julian'ın da bu erkek arkadaşı. Şöyle yapıyorlar. Şimdi doğru oldu. Julian'ın her şey tamam mı diyor. Böyle bak bakalım. Daha önce böyle bir şey yaptım. Ne yani dalış? Belki gösterebilirsin bana diyor. Bu konuda emin misin? Yani daha önce hiç ders almadan mı dalış dersi diyor. Bir parça diyor bak ama kontrol bizden hiç de uslu olayı bu. Yani çalışırız, problem değil. Çalıştım diyor daha önce. Pratik yapmışız, hadi bakalım. Salladık yani. Dikkat et diyor, malzemeler çok pahalı, lambur lambur atma yani, kırılır mırılır. Abimizin de pek umurunda değil yani böyle şeyler. Ne anlatıyorsun hocam, ben anlamadım ki, kafan karışmış senin. Onları ben sevmiyorum, gıcıklık yapıyorum. Davet, kimleri davet ettiyse onlardan nefret ediyorum falan diye böyle çıkış yaptım. Evet, bizimki de haklılara tipik iyimser bir abi oynuyor. Diyor ki problem değil yani. Biz kardeşiz sonuçta diyor. Her halükarda birinin götünü tekmeleriz diye. Problem değil. Önemli olan stres olmana gerek yok. Herhalde tıp fakültesi öğrencisi. Empati kuralım. Bu şekilde olmak zorunda mı diyor. Neyse, problem etmedik. Orta yolu bulduk yani. Konrad. Neyse, hadi bakalım. İçecekleri alalım. Hayırdır. Bu biziz. Diğerleriyle olan ilişkimizi de gösteriyor. Aynı Adilan olduğu gibi Brett'le Konrad'ın ilişkisi birebir hepsini görebiliyoruz detaylarına kadar. Alex diyor bir şeyler yükleyebildim mi? Ne gibi? Karar verme konusunda. Bu hayatın en büyük kararı gibi tanımlanabilir. Ne diyelim? Bir şeyler ver ona diyor. Bir şeyler ver derken
Brad'le Alex'in düşünceleri düşüncelerine boyutta bakın bu soruda. İlginç bir anda. Julia buymuş. Conrad'ın kız kardeşi. Conrad da bu. Julia'nın erkek kardeşi. Relax tipmiş yani. Yumuşak bir abimiz. İşte erkek arkadaşına kavuştu. Birbirlerini tanıştırıyorlar. İşte bu Conrad, bu Alex falan filan. Nasıl adam, nasıl gidiyor adam falan. Daha benim erkek kardeşim diyor. Hadi bakalım. Daha önce senden bahsettiği için hani biliyorum seni herhalde yerden. Çok muhabbetin geçti. Hadi bir şeyler diye kıvıralım. Hadi içelim bir anlamına söylüyor yani. Hiçbir şey söylemeyeyim. Bir şeyler işte ya. Ver bakayım bir tane ver hadi. Biraz acemliğimize geldi herhalde. Hiç içmiyor muyuz ne? İyi hadi bakalım. Biraz saf trip gibiyiz yani. Hani işte aydın dalış yaptın. Sallayalım mı? Tabii canım her zaman. Canım sıkıldıkça dalar çıkar. Sen hiç daldın mı diye. Birkaç defa. Bir iki defa daha doğrusu. Dalmış. Ailesiyle beraber gitmiş. Konrad öyle diyor. Kaptanımız buymuş. Bu yatın kaptanı Filiz. Evet, bütün davetliler burada kendisini elinde gibi hissedebilir diyor. Hazırsanız gidelim diyor. Hadi gidelim canım. Sen gidelim diyorsan gidelim. Ne o herhalde kıza asılırsan böyle Konrad kardeşim bir dakika verir hemen asıldın ya. Burada herhalde dalışa geçeceğiz. Hortum salın ya, bizimki demek ki onun için sürekli söylüyormuş kusarım falan filan diyordu. İçmemesi gerekiyordu demek ki. Bu da işi. Bütün hepsini çıkardı. O da diyor kız da zaten söyle hepsini çıkardım. Sakın yalan söyleme, iyi misin? İyiyim. Hadi bakalım. Yalancı. Evet, bu arada offshore bölgesinde Kuzey Fransa Polinezya'sındayız. Akşamı buldu saat 5.30. 20 Haziran. Evet, hani bir tür dalış kamerasından bahsediyorlar. Böyle bir şey kullanmak yararlı olur. Evet, güzel bir yerdir sonuçta. Dalmak için ideal bir yer. Diyelim, Brad diyor daha önce bu iş, yani Brad bu işe çalıştı. Biliyor yani. Evet, bütün günümüzü burada hiç halimiz yoktu yani. Doğru, akşam oldu zaten. Evet. Bütün evet.
Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma kameradan gördüler herhalde. Onu bir şeyler bulabilecek mi? Teknik olarak iyi diyor. Diyaloğu kaçırdım ya. Neyse ya. Kimin umurunda desek daha mantıklı olur gibi geliyor bana. Kimin umurunda? Ya dal gitsin, boşver, bırak bu işleri. Suyun altında ne var ne yok da kime ne? Bu çocuk farklı olur. Veliler, meliler falan. Evet. Evet, gerçekten hayal bile edemiyor diyor. Kim hayal edebilir? Alex ile Brad arasında Buddy var diyor. Diğer karakterlere de görebiliyoruz. Dalış'a yardım etmiyor. Bu arada Priest aramız. Peki onu söyleyebilirim yani. Evet, burada ben yavaş yavaş oyuna ara vermek istiyorum. Evet, tankı doldurmamız gerekiyor. Tank derken hava tankının çok bahsediyor diye düşünüyorum. Evet, ben burada oyuna ara veriyorum arkadaşlar. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. O şey belli. Evet, tankı tamamla bitir diyor. Görev bu. Umarım burayı baştan oynatmaz bize. Ya oynatırsa da yapacak bir şey oynarız. Yani güzel, etkileyici, hoşuma gitti. Daha çok başındayız oyunun. Açıkçası beğendim diyebilirim. Kaydımızı yapalım. Evet. Güzel yani. Menüye dönüyorum. Evet, ve ayrıldık. Evet arkadaşlar, bugün de korku oyunuyla devam ettik. Uzun süredir beklenen bir oyundu biliyorum. İşte en azından bir başlangıç yaptık. Devamını ben de merak ediyorum. Bu arada Until Dawn'u da evet, yüklememiz gerekiyor. Diğer bölümlerini yavaş yavaş. Evet. Madden böyle arkadaşlar. Notorious Game Controller sizden beğendi bekliyor, takip bekliyor, bildirim zilini açmanızı bekliyor. Kendinize iyi bakın.